Kur'an Darwinizmi yalanlıyor. Darwinizm cehalet ortamında gelişir. Evrimin en önemli kanıtı olarak gösterilen ara fosil olmadığı halde varmış telkini yapar. Sahte deliller sunar. Bulunan bütün fosiller yaratılışı ispat ettiği halde bunun tam aksini savunur. Tesadüfler sonucu oluşma ihtimali sıfır olan proteinlerin tesadüfen oluştuğunu iddia eder. Tesadüfen oluşmaları imkansız olan bu proteinlerden yine tesadüfler sonucunda sanatçılar, bilim adamları, profesörler meydana geleceğine herkesi inandırmaya çalışır. Hatta bu profesörlerin kendilerinin nasıl tesadüfen meydana geldiklerini üniversiteler kurarak araştırdığına inandırmaya çalışır. Darwinizm, bir canlı hücre kromozomunda dev bir kütüphaneden daha fazla bilgi kodlamış olmasını kör tesadüflerin mucizesi olarak görür. Görmeyen, duymayan, hissetmeyen şuursuz atomların, gören, duyan, hisseden, düşünen şuurlu insanlar haline gelmesinin tesadüflerin sözde ilahi gücünden olduğunu iddia eder. Tesadüf, Darwinizmin mucizeler meydana getiren ilahıdır. Ve Darwinizm, son 200 yılın en büyük kitle aldatmacasıdır. Evrim teorisi, Yüce Allah'ın varlığını ve yaratılış gerçeğini cahilce inkar eden, tüm canlılığın başıboş tesadüfler sonucunda ortaya çıktığı iddiasını taşıyan din karşıtı bir ideolojidir. 20. yüzyılda ortaya çıkan bilimsel gerçekler, bu teorinin tüm dayanaklarını çökertmiştir. Teorinin geçersizliği, günümüzde ilkokul seviyesindeki bilgilerle dahi kolaylıkla anlaşılmaktadır. Sadece biyoloji derslerinde öğretilen hücrenin kompleks yapısı hakkındaki bilgiler bile tesadüf mantığı üzerine kurulu evrimci iddiaların saçmalığını göstermeye yeterlidir. Tüm bu açık gerçeklere rağmen Müslümanlar arasında materyalist telkin ve propagandaların etkisine kapılarak bu bilim ve din dışı teoriyi destekleyen kimselere rastlanabilmektedir. Bu telkinlere kapılan bazı Müslümanlar da evrim teorisini bilimsel bir gerçek sanmakta ve bu teori ile Allah'a iman arasında bir orta yol bulma arayışına girmektedirler. Söz konusu kişiler, Darwinizmin canlılığın kökeni hakkındaki senaryosunu aynen kabul ederler. Ancak bu senaryonun Allah'ın kontrolünde olduğunu savunarak, evrim teorisi ile İslam dini arasında sözde bir uzlaşma sağlamaya çalışırlar. Ne var ki, Allah'ı ve yaratılışı inkar temeli üzerine kurulmuş olan bu teoriyi dine uygun hale getirme yönündeki bir çabanın Kur'an'a göre hiçbir akılcı yönü yoktur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de göklerdeki, yerdeki ve ikisi arasındaki tüm varlıkları sonsuz bir ilim ve kudret sahibi olan Allah'ın yoktan var ettiği yani her şeyi yarattığı bildirilmektedir. Kur'an'da canlıların ve kainatın yaratılışıyla ilgili pek çok ayet vardır. Ancak bu ayetlerin hiçbirinde canlıların birbirinden türediklerine ve aralarında evrimsel bir bağa sahip olduklarına dair bir bilgi yoktur. Şüphesiz ki her şeye kudreti yeten Allah, isteseydi canlıları evrimleştirerek de yaratabilirdi ve bunu ayetlerle açıklardı. Fakat Kur'an'da bizlere bunun tam tersinin olduğu haber verilmektedir. Allah, ol demiştir ve her şey yoktan var olmuştur. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir.
Kur'an Darwinizmi Yalanlıyor isimli filmimizin birinci bölümünde evrim iddiasının Kur'an ayetleri tarafından nasıl yalanlandığını ve evrimin Kur'an'ın özüne ve ruhuna ne derece aykırı bir teori olduğunu delillerle göreceğiz. Allah yoktan var edendir. Kimi Müslümanlar, canlılığın ortaya çıkışını açıklarken, bilimsel açıdan hiçbir geçerliliği olmayan evrimci izahlara sığınırlar. Mutasyon, doğal seleksiyon, sudan karaya geçiş, karadan havaya geçiş gibi gerçek dışı ve akıl dışı açıklamalarla canlıların varoluşunu açıklamaya çalışırlar. Oysa Allah dilediğini, dilediği şekilde ve zamanda örneksiz olarak yaratan, yoktan var edendir. Her türlü eksiklikten uzak olan, hiçbir şeye ihtiyaç duymayandır. Allah'ın yaratmak için hiçbir sebebe, aracıya, kanuna ya da aşamaya ihtiyacı yoktur. Evrendeki tüm sebepleri ve kanunları Allah yaratmıştır ve Yüce Rabbimiz bu sebep ve kanunların hepsinden münezzehtir. Bu nedenle dünyada her şeyin belli sebeplere, doğa kanunlarına bağlı olması kimseyi yanıltmamalıdır. Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah, dilediği takdirde bu sebepleri ortadan kaldırabilir. Bu, Allah için son derece kolaydır. Kur'an'da bu gerçek birçok ayetle haber verilmiş ve Allah'ın yaratması hakkında şunlar bildirilmiştir. Onu istediğimizde herhangi bir şey için sözümüz ona yalnızca ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Dirilten ve öldüren O'dur. Bir işin olmasına hükmetti mi, ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir. Bir örnek vermek gerekirse, Allah'ın bir akciğeri zaman içinde evrimle ya da başka bir mekanizmayla meydana getirmeye ihtiyacı yoktur. Allah dilerse, insanları akciğere ihtiyaç duymaksızın, havadan oksijen solumalarına gerek olmadan hayatta kalacakları şekilde de yaratabilir. Bu yüzden insanın Allah'ın büyüklüğünü, gücünü düşünürken de kendi duygularının ve aklının sınırlarıyla düşünmesi çok büyük bir yanılgı olur. Allah gökleri, yeri ve ikisi arasındaki her şeyi, tüm canlıları yalnızca dilemiş ve yaratmıştır. Kur'an'da Allah'ın evreni ve canlıları mükemmel bir şekilde yarattığı pek çok ayette bildirilmektedir. Evrimsel yaratılışı savunanların aksine, Allah önce eksik organlı, kusurlu yaratıklar yaratıp, onları zaman içinde maymuna dönüştürüp, maymunları da çeşitli ara geçiş formlarından evrimleştirerek insanı biçimlendirmemiştir. Bunun tam aksine, Kur'an'da Allah'ın insanı en güzel biçimde yarattığı bildirilmektedir. Doğrusu, biz insanı en güzel biçimde, surette yarattık. Size düzenli bir biçim, suret verdi. Suretlerinizi de güzel yaptı. Dönüş O'nadır. Melekler ve cinler evrimle yaratılmamıştır. Evrimsel yaratılış iddiasıyla ortaya çıkan çevrelerin göz ardı ettikleri önemli bir konu da Allah'ın benzersiz yaratma şekilleridir. Allah, melekler, cinler ve şeytan gibi insandan ve hayvandan çok farklı yaratılışa sahip canlılar da var etmiştir. Kur'an'da bildirildiğine göre bu varlıkların hiçbiri uzun bir süreç sonucunda aşama aşama evrimleşerek meydana gelmemişlerdir. Hepsi Allah'ın dilemesiyle bir anda sebeplerden bağımsız olarak yoktan yaratılmışlardır. Çünkü Allah yaratmada hiçbir sürece aşamaya ihtiyaç duymayandır. Kimi evrimciler insanın yaratılışı hakkındaki Darwinist yanılgılara bilinçsizce sarılırlarken meleklerin, cinlerin ya da şeytanın yaratılışları hakkında hiçbir açıklamada bulunmamaktadırlar. Ayetlerde meleklerin yaratılışı şu şekilde tarif edilir. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, ikişer, üçer ve dörder kanatlı melekleri elçiler kılan Allah'ındır.
O, yaratmada dilediğini arttırır. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Ayette geçen ifadeden de anlaşıldığı üzere, melekler görünüm itibariyle insanlardan çok farklıdırlar. Nitekim Allah ayette, şeytandan Allah'a sınırım, o yaratmada dilediğini artırır ifadesiyle de farklı yaratılış şekillerine dikkat çekmiştir. Melekler, Nahl suresinin 49 ve 50. ayetlerinde bildirildiği üzere Allah'ın emrinde olan varlıklardır ve insandan önce yaratılmışlardır. Allah, ilk insan olan Hazreti Adem aleyhisselamı yaratacağı zaman bunu meleklere bildirmiş ve onlara Hazreti Adem'e secde etmelerini emretmiştir. Kur'an'da ayrıca ölüm meleklerinden, Cibril'den ve Mikail'den de bahsedilmektedir. Melekleri onların yüzlerine ve arkalarına vurarak, yakıcı azabı tadın diye o inkar edenlerin canlarını alırken görmelisin. Her kim Allah'a, meleklerine, elçilerine, Cibril'e ve Mikail'e düşmansa, artık şüphesiz Allah da kâfirlerin düşmanıdır. Allah Kur'an'da Hazreti İbrahim'e, Hazreti Lut'a ve Hazreti Meryem'e de melekleri gönderdiğini bildirmektedir. Hazreti İbrahim'e Hud suresi 73. ayette bildirdiği üzere Hazreti İshak ve Hazreti Yakub'u müjdeleyen melekler selam sözüyle eve girmişlerdir. Aynı melekler Şuara suresinin 160. ayetinde bildirildiği üzere Hazreti Lut'a kavminin helak olacağını haber vermişlerdir. Meryem suresindeki ayetlerde ise Allah'ın Hazreti Meryem'e Cibril'i gönderdiği ve Cibril'in Hazreti Meryem'e ben yalnızca Rabbimden gelen bir elçiyim dediği bildirilmektedir. Bu elçiler Allah'ın dilemesiyle Hazreti İbrahim'in, Hazreti Lut'un ve Hazreti Meryem'in yanında var edilmişlerdir. Allah'ın dilemesiyle dilediği yerde ve dilediği surette bir anda yaratılmışlardır. Allah bu ayetlerde herhangi bir süreçten ya da evrimleşme aşamalarından bahsetmemektedir. Bu örnekler Allah'ın sonsuz yaratma gücünü, sebeplerden ve aşamalardan bağımsız olarak yoktan var edişini bir kez daha ortaya koymaktadır. İşte insanların yaratılışı da aynı melekler gibi bir anda ve Allah'ın ol demesiyle gerçekleşmiştir. Bazı Müslümanların evrim teorisinin köhne aldatmacalarına yer verdikleri yazılarında bu gibi mucizevi yaratılışlarla ilgili herhangi bir açıklamaya rastlanmamaktadır. Cinler evrimleşmemiş, Allah'ın dilemesiyle ateşten yaratılmışlardır. Melekler gibi cinler de insanlardan farklı bir yaratılışa sahiptirler. Allah insanın balçıktan, cinlerin ise ateşten yaratıldığını şöyle haber verir. İnsanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. Canı, cinni de yalın dumansız bir ateşten yarattı. Allah, Kur'an'da insanların ve cinlerin yaratılış amaçlarını da bildirmektedir. Ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Açıkça görüldüğü gibi insanlar ve cinler farklı varlıklardır. Yaratılış amaçları ise aynıdır. Yalnızca Allah'a ibadet etmek. Kur'an'da özellikle de Cin suresinde cinler hakkında çok detaylı bilgiler verilmektedir. Allah'a iman etmeleri, Allah'tan korkmaları, Kur'an'a teslim olmaları, Kur'an'ı dinlemeleri.
Nem suresindeki ayetlerde bildirilen Hazreti Süleyman kıssasındaysa, cinlerin madde nakli, hızlı hareket etme gibi farklı yeteneklere sahip oldukları haber verilmektedir. Hud suresinin 119. ayetinde bildirildiği üzere cinler de yaptıklarının karşılığını ahiret gününde eksiksizce alacaklardır. Hud suresi 119. Aynı melekler gibi cinler de insandan önce yaratılmışlardır. Allah Hazreti Adem'i yarattığı zaman meleklere ve iblise ona secde etmelerini emreder, ardından da iblisin cinlerden olduğunu şöyle açıklar. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında diğerleri secde etmişlerdi. O cinlerdendi. Böylelikle Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştı. Bu durumda beni bırakıp onu ve onun soyunu veliler mi edineceksiniz? Oysa onlar sizin düşmanlarınızdır. Bu zalimler için ne kadar kötü bir tercih değiştirmedir. Allah cinleri dumansız bir ateşten yaratmıştır. Ayetlerde herhangi bir evrim sürecinden, tesadüflerden ya da evrimleştiren herhangi bir mekanizmadan bahsedilmemektedir. Çünkü cinler için de evrim ve yaratılış diye bir şey söz konusu değildir. Onlar da Allah'ın dilemesiyle bir anda var olmuşlardır. Herhangi bir süreç geçirmeden, mutasyona ya da doğal seleksiyona uğramadan bir anda yaratılmışlardır. Allah için yaratmak çok kolaydır. Sonsuz güç sahibi olan Rabbimizin yaratmak için hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Melekler, cinler, şeytanlar, vildanlar, gılmanlar, cennet köşkleri, cennet bahçeleri, cennetteki hayvanlar, cennet sofraları hiçbiri evrimle yaratılmamıştır. Rabbimiz hiçbir sebep olmadan yoktan var edendir. Cinleri ve melekleri nasıl farklı şekillerde ve yoktan var ettiyse, insanı da evrime gerek olmadan ayrı bir varlık olarak yoktan var etmiştir. Peygamberlerin gösterdiği mucizeler de evrim olmadığının bir delilidir. Kur'an ayetlerinde Rabbimizin birçok peygambere çeşitli mucizelerle lütufta bulunduğu haber verilmektedir. Ayetlerde bildirildiğine göre Hazreti İsa çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp onun içine üfürdüğünde kuş Allah'ın dilemesiyle hayat bulmuş, canlanmıştır. Bu gerçek Kur'an'da şöyle bildirilmektedir. Ben size çamurdan kuş biçiminde bir şey oluşturur, içine üfürürüm. O da hemencecik Allah'ın izniyle kuş oluverir. Allah bilinen sebeplere bağlı olmaksızın bir canlı oluşturmuş, ona can vermiştir. Hiçbir evrim süreci yaşanmadan, aradan zaman geçmeden, ara aşamalar olmadan çamurdan canlı bir varlık oluşturmaktadır. Bu, Allah'ın bir mucizesi ve evrime inanan Müslümanların açıklayamadıkları önemli bir gerçektir. Allah bir canlıyı var etmek için aşamalara ihtiyaç duymayandır. Buna çok benzer bir başka örnekse, Hazreti İbrahim'le ilgilidir. Ayetlerde Allah'ın cansız varlıklara mucizevi şekilde can verdiği bildirilmektedir. Hani İbrahim
Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Allah ona inanmıyor musun deyince hayır inandım ancak kalbimin tatmin olması için dedi. Öyleyse 4 kuş tut. Onları kendine alıştır, sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana koşarak gelirler. Bil ki şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de bildirilen mucizeler yukarıda bahsedilenlerle sınırlı değildir. Allah, Kur'an'da Hazreti Musa'nın elinde bulunan asayı yere bıraktığında, Allah'ın mucizesiyle asanın canlı bir yılana dönüştüğünü haber vermektedir. Musa aleyhisselam asayı yerden aldığında o yılan tekrar asa olmakta, tekrar yere attığındaysa tekrar yılana dönüşmektedir. Bu, yaratılışın sürekliliğini gösteren apaçık bir delildir. Allah istediği şeyi yoktan var edebileceği gibi vardan da yok edebilme kudretine sahiptir. Nitekim Kur'an'ın ilgili ayetlerinde şöyle bildirilmektedir. Böylece onu attı. Bir de ne görsün? O hemen hızla koşan kocaman bir yılan oluvermiş. Dedi ki, onu al ve korkma. Biz onu ilk durumuna çevireceğiz. Sağ elindekini atıver. Onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptıkları yalnızca bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa kurtulmaz. Taha Suresi 69. Asanı bırak. Bıraktı ve onun çevik bir yılan gibi hareket ettiğini görünce geriye doğru kaçtı ve arkasına bakmadı. Ey Musa! Korkma! Şüphesiz benim. Benim yanımda gönderilen elçiler korkmaz. Ağaçtan yapılma bir asa, Hazreti Musa'nın elindeyken canı olmayan kuru bir odun parçasıdır. Ancak asayı yere fırlattığında, Allah'ın sadece ol demesiyle o kuru odun parçası, hayati fonksiyonlara sahip, hareket edebilen bir canlıya dönüşebilmektedir. Bu mucizeye şahit olanların büyük çoğunluğu da, yaratılışın mükemmelliğini görerek Allah'a iman etmişlerdir. Bu ayetlerde bildirilen mucizelerin her biri, Allah'ın dilemesiyle bir anda yaratılmıştır. Hazreti İbrahim'in canlandırdığı kuş da, Hazreti İsa'nın çamurdan oluşturduğu kuş da, Hazreti Musa'nın asasının dönüştüğü yılan da bir anda var olmuştur. Herhangi bir evrim sürecinden geçmemiş, sonsuz güç sahibi olan Rabbimizin dilemesiyle canlanmışlardır. Hazreti Süleyman kıssasındaki kuşla karıncalar, evrimin olmadığına delildir. Kur'an'da Allah'ın mucizevi yaratışıyla ilgili örneklerden bir diğeri ise Hazreti Süleyman kıssasındadır. Ayetlerde bildirildiği üzere Hazreti Süleyman dişi karıncaların kendisi hakkında söylediklerini duymakta ve anlamaktadır. Nihayet karınca vadisine geldiklerinde bir dişi karınca dedi ki, "Ey karınca topluluğu, kendi yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkında olmaksızın sizi kırıp geçmesin." Süleyman bu sözü üzerine tebessüm edip güldü. Görüldüğü gibi ayette bir karıncanın diğer karıncalara hitap ettiği, bu hitabınsa Hazreti Süleyman tarafından duyulduğu haber verilmektedir. Şuursuz tesadüflerle ortaya çıktığı iddia edilen bir hayvanın kendi toplumuna hitap etmesini sağlayacak özel bir haberleşme sistemine sahip olması, üstelik onları akla ve mantığa davet etmek gibi bilinçli davranışlarda bulunması elbette söz konusu olamaz. Ancak sonsuz güç ve kudret sahibi olan Rabbimiz, bu karıncayı insanların alışkan oldukları tüm sebeplerin dışında mucizevi bir yaratılışla var etmiştir. Hazreti Süleyman kıssasında haber verilen bir diğer örnekte ise Hüthüt isimli kuşun konuşmasıdır.
Derken uzun zaman geçmeden Hüthüt geldi ve dedi ki, ''Senin kuşatamadığın, öğrenemediğin şeyi ben kuşattım ve sana sabahdan kesin bir haber getirdim.'' Ayetlerde Hüthüt isimli kuşun şuurlu bir şekilde konuştuğu, akılcı yorumlarda bulunduğu, Hazreti Süleyman'a istihbarat sağladığı bildirilmektedir. Konuşmalarından da anlaşıldığına göre Hüthüt iman sahibi bir kuştur. Allah'ı tesbih etmektedir. Ki onlar göklerde ve yerde saklı olanı ortaya çıkaran ve sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmaktadırlar. O Allah, ondan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbidir. Evrimciler insanlardaki konuşma yeteneğinin uzun süreçler sonucunda meydana geldiğini iddia ederler. Hayvanların konuşamama nedenini de evrimleşme sürecinin tamamlanmaması olarak açıklarlar. Onlara göre bir kuşun ya da bir karıncanın ayetlerde bildirildiği gibi şuurlu, akıllı ve imanlı bir şekilde konuşmaması gerekir. Peki bu karınca ve kuş nasıl bir evrim süreci geçirmiştir ki düzgün bir surette konuşabilmektedir? Hüthüdün Allah'a tesbih etmesi, istihbarat bilgileri ayırt edebilmesi, yorumlarda bulunabilmesi hangi evrimsel mantıkla açıklanabilir? Tabii ki bu mucize Allah'ın ol demesiyle gerçekleşmiştir. Allah'ın yaratmasıyla varlık bulan bir canlı, Allah'ın dilediği takdirde yine onun dilediği kadar şuurla hareket edebilir ve böyle bir varlıkla iletişim kurmak da Allah'ın izniyle mümkün olabilir. Bu karıncanın konuşması da, Hüthüt yorumları da herhangi bir evrim süreciyle olmamıştır. Allah'ın varlığına ve gücüne iman ettiğini söyleyen kimi evrimcilerin, ayetlerdeki bu gibi işaretler üzerinde mutlaka düşünmesi gerekmektedir. Çünkü bu yaratılış gerçekleri, evrimcilerin iddialarını açıkça geçersiz kılmaktadır. Kur'an'daki yeniden diriliş örnekleri evrim iddialarını geçersiz kılar. Yaratma da, diriltme de tamamen Allah'ın takdirindedir ve Allah'ın aynı yaratmada olduğu gibi diriltmede de bir sebebe, araca ya da herhangi bir sürece ihtiyacı yoktur. Bunun Kur'an'da pek çok örneği vardır. Kur'an'da bildirildiğine göre, insan ölüp toprağa karıştıktan sonra ahiret gününde yeni bir yaratılışla diriltilecektir. Bu durum ayetlerde de açıklanmıştır. Bu şüphesiz onların ayetlerimizi inkar etmelerine ve biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz demelerine karşılık cezalarıdır. Görmüyorlar mı? Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerlerini yaratmaya gücü yeter. Görüldüğü gibi inkar edenler, insanların ölüp toprak olduktan sonra yeniden yaratılacaklarına inanmamaktadırlar. Bu örnek, evrim teorisinin içinde bulunduğu durumu da özetlemektedir. Çünkü kıyamet gününde insanların bedenlerini yoktan var edecek olan Rabbimiz, ilk insan olan Hazreti Adem'i de yoktan var etmiştir. Ölümlerinin ardından kemik haline gelmiş insanlar, herhangi bir evrim süreci olmaksızın diriltileceklerdir. Hazreti Adem de Allah'ın dilemesiyle herhangi bir evrimleşme olmaksızın yoktan yaratılmıştır. İnsanın ahiret günündeki yeniden yaratılışı da ayette şöyle haber verilmektedir. Allah, andolsun sizi ilk defa yarattığımız gibi bugün de teker teker yapayalnız ve yalın bir tarzda bize geldiniz ve size lütfettiklerimizi arkanızda bıraktınız. Ayette dikkat edilmesi gereken bir nokta da insanların ahiretteki yaratılışlarının ilk yaratılışları gibi olduğunun belirtilmesidir. Ölüp toprak haline gelen insan ahirette yeniden bir yaratmayla
yoktan yaratılacaktır ve insan halinde olacaktır. Dolayısıyla insanın ilk yaratılışı da buna benzemektedir ve aşama aşama değil, bir anda mucizevi şekilde gerçekleşmiştir. Kur'an'da yeniden dirilişle ilgili verilen bir diğer örnekse öldükten sonra dirilmeye inanmayan bir kişinin durumudur. Ayetlerde bildirildiği üzere Allah bu kişiyi ve eşeğini 100 yıl ölü bırakmış, sonra ikisini de diriltmiştir. Kur'an'da bu olay şöyle bildirilir. Ya da altı üstüne gelmiş, ıssız duran bir şehre uğrayan gibisini görmedin mi? Demişti ki, Allah burasını ölümünden sonra nasıl diriltecekmiş? Bunun üzerine Allah onu 100 yıl ölü bıraktı, sonra onu diriltti ve ona dedi ki, ne kadar kaldın? O, bir gün veya bir günden az kaldım dedi. Allah ona, hayır, 100 yıl kaldın. Böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamış. Eşeğine de bir bak, seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Kemiklere de bir bak, nasıl bir araya getiriyoruz? Sonra da onlara et giydiriyoruz dedi. O kendisine bunlar apaçık belli olduktan sonra dedi ki, biliyorum ki gerçekten Allah her şeye güç yetirendir. Yukarıdaki ayette bildirilen bu örnek, Yüce Rabbimizin yaratma ve öldürme konusunda hiçbir sebebe ihtiyacı olmadığını açıkça gösteren delillerden sadece bir tanesidir. Cennet ve cehennemde yoktan var edilmiştir. Evrimi savunan bazı Müslümanların ifadelerinden, onların da aynı Darwinistler gibi sebeplere değer verdikleri anlaşılmaktadır. Oysa bu çok büyük bir yanılgıdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Allah tüm sebeplerden münezzehtir. Bir şeyi yaratmak için sadece ol demesi yeterlidir. Örneğin, Allah cennet ve cehennemi de sebeplerden bağımsız olarak yaratmıştır. Kainatın, dünyamızın ve dünya hayatındaki canlılığın oluşumunu evrimsel süreçle açıklamaya çalışanların cevaplaması gereken sorulardan biri de cennet ve cehennemin nasıl yaratıldığıdır. Allah, cennetteki tüm detayları, yüksek köşkleri, güzel konakları, yüksek kurulmuş tahtları, yiyecekleri, meyveleri, sebzeleri ve sonsuz nimetleri herhangi bir evrim süreci olmadan, bir anda yoktan yaratmıştır. Rabbimiz cennette insanın dışında birçok varlığın bulunacağını ayetlerde bildirmiştir. Örneğin Rabbimiz Rad suresi 23. ayetinde bildirilen ve müminleri cennette karşılayacak olan melekleri de bir anda yaratmıştır. Vakıa suresi 22. ve 23. ayetlerde bildirilen cennet hurileri de, İnsan suresi 19. ayette bildirilmiş olan ebedi kılınmış civanlarda Allah'ın ol emriyle cennette hiçbir evrim süreci olmadan yaratılmışlardır. Vakıa suresi 22. ve 23. ayetlerde bildirilen cennet hurileri de, İnsan suresi 19. ayette bildirilmiş olan ebedi kılınmış civanlarda Allah'ın ol emriyle cennette hiçbir evrim süreci olmadan yaratılmışlardır. Cennet hurilerinin ve civanların nasıl yaratıldıkları da evrimi savunan Müslümanların cevaplamaları gereken bir diğer sorudur. Rabbimiz cehennemi de içindeki her detayla birlikte yoktan var etmiştir. Zümer suresi 71. ayette bildirildiği üzere, ölümlerinin ardından dirilecek insanlar, cehennem kapısına geldiklerinde bekçilerle karşılaşacaklardır.
Bu bekçiler de hiçbir evrim geçirmeden Allah'ın dilemesiyle özel bir yaratılışla bir anda var edilmişlerdir. Ne cehennem bekçileri ne de cehennem hayatı için bir evrim söz konusu değildir. İşte insanın yaratılışı da böyledir. Hazreti Adem de balçıktan bir anda yaratılmıştır. İnsanın yaratılışında hiçbir evrim süreci yaşanmamış, insan doğal seleksiyona ya da mutasyona uğramamıştır. Hicr suresi 15. ayette bildirilen çamur ifadesi de insanların bu yaratılış mucizesini daha kolay anlamaları için var edilmiştir. Çünkü Allah'ın yaratmak için çamura ya da başka bir maddeye ihtiyacı yoktur. Cennetteki hurileri, civanları, cehennemdeki bekçileri sebepsiz olarak var eden Rabbimiz, insanı da sonsuz kudretiyle yoktan var etmiştir. Rabbimiz, yaratmak için hiçbir sebebe ihtiyaç duymayandır. Rabbimizin kuşu çamurdan yaparken çamura ihtiyacı yoktur. Ancak bu sadece bir vesile olsun diye bu şekildedir. Hazreti Musa'nın asasından yılan oluştururken de Rabbimizin asaya ihtiyacı yoktur. Eğer asa olmasaydı, yılan da olmazdı şeklinde düşünmek çok büyük bir aldanış olur. Bunlar sadece birer sebeptir. İnsanların daha kolay anlamalarını, bir mantık kurabilmelerini sağlamak için bildirilen birer sebeptir. Allah, melekleri, cinleri ve şeytanı yoktan var ettiği gibi ilk insan olan Hazreti Adem'i de ol demesiyle bir anda yoktan var etmiştir. Hicr suresinde şöyle bildirilir. Hani Rabbin meleklere demişti, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım. Ona bir biçim verdiğimde ve ona ruhumdan üfürdüğümde, hemen ona secde ederek yere kapanın. Ancak film boyunca da çeşitli örneklerle açıkladığımız gibi Allah dilediğini dilediği şekilde yoktan var edendir. Kimi Müslümanların da bu gerçeklere gözlerini kapatmamaları gerekmektedir. Allah Kur'an'da insanı yoktan var ettiğini bildirmiştir. Herhangi bir evrim sürecinden bahsetmemiştir. Allah'ın insanı yaratmak için herhangi bir sürece, evrimsel mekanizmaya ihtiyacı yoktur. Allah tüm bu eksikliklerden uzaktır. Sonuç. Filmimizin birinci bölümünde Kur'an'da evrim gibi bir kavrama kesinlikle yer olmadığını ayetlerdeki delilleriyle cevap verdik. Tesadüf ve rastlantıları ilah edinen evrim teorisinin Allah'tan başka ilah olmadığını ve Allah'ın yegane yaratıcı olduğu gerçeğini bildiren İslam diniyle hiçbir şekilde bağdaşmadığını gördük. Filmimizin ikinci bölümünde ise evrimci Müslümanları yanılgıya düşüren nedenleri, Kur'an ayetlerinden evrime delil getirmeye çalışanların hatalarını ve Darwinizmi tehlike olarak görmemenin doğuracağı vahim sonuçları inceleyeceğiz. Kimi Müslümanlar bugüne kadar evrim teorisini kabul etmiş, hatta savunmuş olabilir. Bilimsel gelişmeleri takip etmeyen, evrim teorisinin geçersizliğini anlatan yayınları okumayan bir insanın evrimci propagandaların etkisinde kalarak bu teoriyi bilimsel bir gerçek zannetmesi doğaldır. Ancak İslam ahlakının gerektirdiği, insanın hatasını fark ettiği anda hemen doğru yola yönelmesidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır. Ve çirkin bir hayasızlık işledikleri ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarından dolayı bağışlanma isteyenlerdir. Allah'tan başka günahları bağışlayan kimdir? Bir de onlar yaptıkları kötü şeylerde bile bile ısrar etmeyenlerdir.
Ancak kim işlediği zulümden sonra tevbe eder ve düzeltirse, şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Muhakkak Allah bağışlayandır, esirgeyendir.